Şimdi kanımızda çeşitli hücreler var. Bunlar kırmızı hücreler, beyaz hücreler, lökosit dediğimiz beyaz hücreler ve kan pulcukları var. Bunlar da pıhtılaşmayı sağlayan hücreler, pulcuklar. Şimdi biz kanı santrifüje dersek eğer, bu hücreler ağırlıklarına göre sıraya diziliyorlar santrifüj edilmiş kanda. En altta kırmızı hücreler, onun üstünde beyaz hücreler, onun üstünde pulcuklar, en üstünde de kanın geri kalan sıvı kısmı oluyor. Prensip bu. Biz kök hücre toplayacağımız hasta veya vericilere birkaç gün süreyle bir ilaç uyguluyoruz. Kandaki kök hücre sayısını arttıran bir ilaç bu. Daha sonra hastalar veya vericiler bir cihaza bağlanıyorlar. Bir toplar damarından kan o cihaza doğru gidiyor. O cihazda kan santrifüj ediliyor. O sırada işte bizim istediğimiz hücre sütununu biz oradan ayırıyoruz. Kök hücrelerinde bulunduğu bir sütun oluyor. Oradan o kök hücreleri çekiyoruz ve bir torbada topluyoruz. Kanın geri kalanını da kişiye yani vericiye olduğu gibi geri iade ediyoruz. Öbür toplar damarından gidiyor. Yani eksilen bir şeysi olmuyor. Hasta nasıl kan değerleriyle girdiyse aşağı yukarı o kan değerleriyle çıkmış oluyor. Vücudunda bir kansızlık durumda söz konusu olmadan seansı kapatmış oluyoruz. Sonra topladığımız hücreleri sayıyoruz. Vereceğimiz hastanın kilosuna göre ne kadar kök hücresi lazım olduğunu biliyoruz. Ve o sayıya ulaşmışsak donöre teşekkür ediyoruz.